Arkadaşlar, ilk dersimize başlamadan önce size vurmalı çalgılara dair bir ipucu vermek istiyorum. İster darbuka, ister büyük bir davul seti, vurmalı çalgılar kadın gibidir. O zaman ben çalamam hocam çünkü ben kadınlara el kaldırmam. Bazen sert, bazen yumuşak, bazen tatlı, bazen yitici olurlar. Genelde nazlıdırlar. Onları tam anlamıyla anlamak imkansız. Ama istisnasız. Hepsi çok güzeldirler. Aldı mı cevabını? En son onu sevmeniz yetmez. Tıpkı bir kadın gibi sizden çaba bekler, emek bekler. Nezaket, sabır, bolca duygusallık beklerler. Haklısın, bu iş sana göre değil Ozan. İşte bu yüzden her ne kadar bu masaklar diye geçseler de biz onları hissedeceğiz. Onları okşayacağız. Hissedeceğiz ki onlar da bizi hissetsin. Evet. Hadi enstrümanlarınızı alın ve onları hissetmeye çalışın. Gerginsin hayatım, biraz rahat bırak kendini. Bırak şöyle omuzların düşsün tatlım. Ne gerek var? Aa, çok çok, gel bakayım şöyle göğsüme doğru bir tane. Ah tatlım benim, ne kadar güzelsin. Çok tatlısın benim. Senin kıvrımlar da bayağı güzel. Bu ne ya? Yok ama ton güzel oldu. Senin saçın başını yolabilirim gerçekten. Bana böyle davranman için davul mu olmam lazım illa? Davul mu olayım? Onu mu istiyorsun? Davul mu olayım? Ne yaptım? Ben zurna hissediyorum ya. Allah Allah. Ya bir şey kulağım tırmalıyor. Elif Hanım, şimdi siz çalmayın. Tekrar deneyelim. Son. 2, 3, 4. Kesik, kesik. Ya Murat Han Bey, bu kez de siz katılmayın. Tekrar deneyelim. Tamam. Son. 2, 3, 4. Durduk. Durduk arkadaşlar. Bulamıyorum. Allah Allah. Bu ritmi yani biri çok fena ritmi bozuyor. Orhan Bey, şimdi siz de çalmayın. Bir de böyle deneyin, tamam mı? Son. 2, 3, 4. Kızım söylesene, ritmi ben bozacağım diye de rahatlayalım, kurtulalım şu dertten. İkimiz kaldık bir tek. Ben niye söylüyorum, ben bozmuyorum ki. Ben mükemmellik derecesinde şahane çalıyorum yani. Ben mi çalamıyorum yani? Bilmiyorum artık o zaman. Evet evet, Ozan Bey, Zeynep Hanım. Şimdi sıra ikinizde. Beraber çalıyoruz, sadece ikimizdeyiz. Peki hocam. Son, 2, 3, 4. Ozan Bey, şimdi siz de katılmayın. Zeynep Hanım, sadece siz ritmi çalar mısınız lütfen? Ya bir şey söyleyeceğim. Şimdi söyleyeyim de, o zaman açık açık söyleyeyim. Ritmi çünkü Ozan bozuyor. Söyleyeyim, ona çaldırın tek başına. Bu nasıl satış ya, ne alakası var? Çalayım hocam isterseniz, buyurun. Yok yok, Ozan Bey siz durun. Siz çalın Zeynep Hanım lütfen. Çalmasın mı ama? Lütfen çalın. Çalmasın olmaz mı? Çalın çalın. Çalmayayım. Çalın, hadi. Son. 2, 3, 4. Tamam. Tamam, durun. Hiç zorlamayın. Hocam, mükemmellik derecesinde şahane darbuka çalıyorum. Zeynep Hanım, ritim kulağınızı geliştirmek zorundayız. Böyle olmayacak. Olur mu hocam? Ozan bozuyor ritmi, Ozan. Gördün mü kim şimdi? İğrenç çalıyorsun işte. Ne yapacağız? Ne yapacağız bu durumda? Yani ritmi bir türlü yakalayamıyoruz. Yani ne yapabilirim o zaman? Yani bunu ilerletmesi için bir çözüm, bir şey yok mu hocam ya? Bunu nasıl yapabiliriz ki? Tabii tabii.
Şu durumda haftada bir iki gün gelmeniz yeterli olmayacak. Haftada üç gün çalışırsak iki ay içinde sorunu çözeriz. Tamam, önemli değil ya. Üç güne gelirim, sekiz günde gelirim. Gelirim yani. Tamam. Ama ders açabilmemiz için en az iki kişi lazım. Bir de arkadaş bulmalısınız. Tamam, sorun yok. Arkadaşım var. Ozan'la beraber gelirsin. Olmaz. Tabii olur. Neden olmasın? Arkadaşlar beş dakika ara verelim. Sonra tekrar devam ederiz. Peki. Beş dakika ara dedi. Ya kızım ne yapacağım haftadan üç gün? Ben burada darbe kurşunda ya. Ne yapayım? Ne yapayım? Bu berbat performansımı nasıl değiştirebileceğim? Nasıl iyiye çekeceğim bu performansımı? Kim diyor senin berbat performansını diye? Ben de kulak yok anlamıyor. Ritimden ne anlar o? Fıstık gibi çalışıyorsun. Ben gördüm arada solo yapıyorsun sen kızım. Genel ritmin arasında. Takma sen kafana. Tamam fıstık. Özgür takılıyorum da ondan mı? Tabii tabii o yüzden. Sen muhteşem çalıyorsun. Kafama göre ritimler geliyor. Parmaklarım arasından geliyor ritimler. Ben de onun çağrısına kulak veriyorum. Yandık kız var ya, o bozuyor ritme. Ben dinledim. Sen yapma kalma ya. Bence de, bence de. Ne bakıyorsun öyle? Aa, bateri. Ay ne yapsaydık? Bateri dersi mi alsaydık acaba? Çok güzel değil mi? He? Vallahi ya. Çok güzel. Ne yapıyorsun? Bir şey demez herhalde ya. Ozan'cığım ayarını mayarını bozarsın şimdi. Ya niye bozayım ya? Allah Allah. Bir şey deneyeceğim. Sen ne anlarsın bateriden? Hadi alıştırmalarımızı yapmamız lazım bir evde. Ya, bir dakika ya. Neydi alıştırmalar? Şimdi başımıza bir şey yapacağım. Bu oradan bir şey yapacağız. Kızarlar mı? Bak canım. Çok güzel. Hadi gel ama hevesini aldın ya, hadi. Bir dur ya. Bunlarımızı yapmamız lazım. Güzel, tamam ama alıştırmalarımızı yapmamız bir lazım. Dur ya, bir dakika, çağır. Bir dur ya bak. Şimdi ya, ben böyle bir rock yıldızı falan mı olsam? Nasıl bayağı beceriyorum ki. Hayır Ozan. Bana bak, bana bak sevgi. Tamam yeter. Yeter ne olur gidiyoruz. Eve gidiyoruz, bir daha buraya gelmiyoruz. Bir daha buraya gelmiyoruz. Rock yıldızı olmak yok. Hello, hayır, 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 rock yıldızı olmak yok. Allah aşkına olma. Allah aşkına olma. Rock yıldızı. Allah aşkına olma, lütfen Allah aşkına olma. Ne alırsınız rock yıldızı olma, ne alır, ne alır? Hem bir de olma ya. Ozan, olmasın olmaz tamam. Mı? Hadi hevesi bana. Nasıl çaldın hadi. Ya? Allah versin bir yetenek. Ya, ya. Hadi. Ay, ele alalım. Sadece bana çal.